Bugün size enteresan bir şey anlatacağım yine her zamanki gibi. Ulan bir günde bir yayına da şöyle başlamayayım ha. Bugün size çok sıkıcı bir şey anlatacağım. Bayacaksınız. İçiniz dışınız bayacak falan diye. Hiç böyle şeyler anlatmıyorum. Ben her seferinde aynı terane. Diyorum ki arkadaşlar bugün size çok enteresan bir şey anlatacağım falan. Aksiyonsuz günümüz yok yemin ediyorum ha. Şimdi dostlar size soruyorum, cevap verin bakayım. Şu Facebook ile katıl, Facebook ile login ol, Google ile katıl, Twitter ile katıl, Apple ile katıl. Bir siteye girdiniz, üyelik formu dolduracaksınız. Böyle tuşlar çıkıyor. Bunların nasıl çalıştığını bilen var mı? Arkada hangi sistemin çalıştığını. Bak çök anlatıyorum. Bak şimdi. Size tek cümleyle anlatacağım olayı. Oha diyeceksiniz, bu kadar kolay mı? Sonra detaylarını anlatacağım. Ben Facebook'um. Sen sevgili kardeşim bir internet sitesine girip login olmak istiyorsun. Ve senin kullanıcı bilgilerin bende saklı. Sen ama her sefer aynı formu doldurmak bilmem ne falan istemiyorsun ya. Bana geliyorsun diyorsun ki abi ben bunu doldurmak istemiyorum. Okey kardeşim diyorum. Ben sana bir tane kartvizit veriyorum. Ön tarafında Facebook yazıyor. Arka tarafında hamili kart yakinimdir yazıyor. Altında imzalıyorum. Veriyorum abi sana. Sen gidiyorsun bununla istediğin her yere girebiliyorsun. Bitti. O hamili kart yakinimdir kart viziti var ya, o kart vizite de ID token deniyor. Bu kadar. Şimdi dostlar işin uzun anlatımına geçiyorum. Arkada çalışan teknolojinin adı OAuth diye geçiyor. Ama esas işi yapan OpenID Exchange'dir esas. Şimdi dostlar bir tane uygulamanız var. Burada duruyor. Siz de burada bir kullanıcısınız. Kullanıcı bu uygulamaya erişmek istiyor. Ama bu uygulama diyor ki kardeşim bana kullanıcı adı parolanı ver veya işte formunu doldur. Ben senin rehberine bilmem neyine erişeyim. Sonra da bu rehberinde olan herkese bu uygulamayı paylaşmanı sağlayayım. Sen tek tek herkes için bir e-mail formu doldurma. Ben senin yerine bütün Facebook arkadaşlarınla paylaşayım bunu. Twitter'daki herkesle paylaşayım. Bilmem neyle paylaşayım. Ben uygulama olarak gidiyorum. Facebook'la, Twitter'la, Google'la, bilmem neyle, Gmail'la tık 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 herkesle anlaşma yapıyorum. Uygulama. Burada da diğer uygulamalar var. Anlaşma yapıyorum. Buradaki kullanıcı bu uygulamaya gelirken bu iş için gelip buradan alıyor token'ı aşağıdaki Facebook uygulamasından. Ondan sonra da yukarı veriyor. Böylece uygulamanın sadece buradaki kişilere, kontaklara erişebilme hakkı oluyor. Ve bu uygulama ondan sonra buradaki kontaklara hepsine mail atabiliyor. Tak 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 tak. Burada önemli bir nokta var. Bu OAuth hikayesi, tamam mı? Bu böyle çalışıyor. Böyle bir üçgen. Uygulama geliyor. Senin firisine erişebilme hakkına sahip oluyor. Sen ona izin verdiğin için. İkincisi de OpenID Exchange. O da kullanıcı adı parolayla bilmem neyle beni uğraştırma. Sen benim Facebook'la katıl. Bu uygulama Facebook'la anlaşmalı zaten. Uygulama Facebook'a güveniyor. Sen de zaten Facebook'ta loginsin şu anda. Bir tane elinde kimlik ID'si var böyle. Şirket ID'si gibi düşün. O burada asılı zaten. Sen ondan sonra gidiyorsun abi, o uygulamanın erişmesini istediği, erişilmeni istediği herhangi bir yerine zaten ona güvendiği için direkt olarak senin geçmişine izin veriyor. Gel istediğin gibi takıl diye. Ama sonradan sen gidip bunu silebiliyorsun. Yani OAuth dediğimiz hikaye şu arkadaşlar. Sizin bu token'ı aldıktan sonra rahatlıkla diğer tarafa geçmeniz ve diğer tarafta iletişim halinde taşımanız bilmem neniz mümkün. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Ben bir tane kullanıcıyım. Karşımda da bir tane Murtaza abi var. Murtaza abi çok çaklı bir abimiz. Tamam, taş taşlı bir abimiz böyle. Her şeyi biliyor. Murtaza abi diyorum, selamünaleyküm abi. Müsaadenle senin tanıdığın bir tane arada bir aracı arkadaş var. Onunla bir iş yapmam lazım diyor. Tamam, Murtaza abi diyor ki tamam kardeşim diyor, hallederiz. Al diyor o zaman sana. Sadece diyor aracı çocukla istediğim işi yapmanı sağlayacak olan kartı vereyim yazıyor. Sadece taş işi yapın. Başka iş yapmayın diye yazıyor böyle kağıda. Veriyor ondan sonra, altında imzalıyor, paraflıyor. Al kardeşim bunu götür bizim arkadaşa diyor. O senin işini halleder. Alıyorsun o kağıdı, gidiyorsun. Arkadaş diyorsun ki beni Murtaza abi gönderdi canım benim. Biz beraber taş işi yapacağız diyor. Al bakalım bu da kağıdım diyor. Kağıdı veriyor. Adam diyor ki Murtaza abimize saygın sonsuz. Her türlü hallederiz diyor. Aybediyorum diyor. Hemen ondan sonra işimizi bağlıyor. Peki bir tane adam Murtaza abiyi kandırıklasa. Dese ki Murtaza abi biz sadece taş işi yapacağız. Onun için geldik abi dese. Murtaza abi de sadece taş işi yapacak. Bilmem ne hamile kart yakınımdır diye kağıdı alsam Murtaza'dan. Kağıdın üst kısmını katlasam. Ondan sonra arkasına beyaz kağıt koysam. Beyaz kağıda da her türlü işi yapın diye yazsam. Fotokopisini çeksem kağıdın. Ne oldu kağıtta? Her türlü işimizi yapın. Arkadaşa her türlü yardımcı olun. Murtaza. Elimde böyle bir kağıt var. Gittim arkadaşa yine. Abi selamünaleyküm, Murtaza abi getirdi bana 50 bin dolar res borç vereceğim şimdi dedi. Murtaza abimize saygım sonsuz. Buyur 50 bin dolar borç deyip hard diye veriyor herif. Murtaza abi haşırttı Blackboard. Gitti. Bunun aynısı o hatta da yapılıyor. Hayda. Nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Mesela iki türlü versiyonu var. Bir tanesini şurada çok güzel bir video var. Onu da göstereyim önce. Bak mesela dostum. Adam XSS'le Plesk üzerinde cross-site script'le normalde aşağıda olması gereken izin istemiyor.
denilen adres şurası. O adresi bakın ne yapacaklar şimdi. Seyredin abi. XSS'de yukarıdaki adresi değiştiriyorlar. Bak bu normali, olması gerektiği. Şimdi bunu değiştiriyorlar XSS'le. Kendi istediği adresi ekliyor ve onu buraya yapıştırıyor. Hoppa! Click here geldi. Gördünüz mü? Bak. Bu sayfanın burasını öğe incelemeyle, öyle anlatayım basit bir şekilde abi, böylelikle değiştiriyor. Cross-site scripting'le. Değiştirdikten sonra sen tıklıyorsun abi. Sayfa açılıyor. Normal Plesk sayfası geliyor sana. Sen Plesk sayfasını açıyorsun abi. Root'unu bilmem neyini yazıyorsun. Ondan sonra gönder diyorsun abi. Aa, Google açıldı. Bu arada herifler bir bakıyorlar, root parolası alınmış. Mantık ne kadar basit işliyor. Adam sadece baktığında yaptığı şey çok basit herifin. Herif senin bir tane izin verme sayfanı, hani o Murtaza abinin kartı kağıdı veriyor ya, o kağıdı verdiğin sayfayı manipüle ediyor, değiştirtiyor. Ondan sonra da gönderttiriyor. Bu şekilde istediği yerlere gönderttirebiliyor. Böyle bir durum var. Hani bizim demin anlattığımız fotokopi hikayesi. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu bir. İkinci yöntemse şu var mesela. Çok güzel abi. Gidiyorsun Facebook'ta. Bir tane uygulama aç diyorsun. Tık 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 diyorsun ki permission'larda diyorsun. Her şeyi alsın bu uygulama. Facebook'un erişimine dahil olan her şeyi alsın diye. Bu çok basit ya. Uygulama API'sinden alıyorsun bunu. Access token'ı alıyorsun bir tane. Uygulama gerçek olmak zorunda bile değil. Alıyorsun bunların hepsini abi. Ondan sonra gidiyorsun abi bunları. Bir tane Twitter uygulaması yapıyorsun. Ondan sonra da Twitter logosunu ve adını koyuyorsun. Ondan sonra adın, profil resmin bilmem ne, her şeye izin veriyorlar. Infinitum olarak devam et diye, bunların kendi username'inle devam et diye tıkladığın anda abi, sahte olan hesaba, sahte olan yazılıma bütün hakkı veriyorsun. Bütün hak gidiyor. Hak GG. Her şey gidiyor. Bu da diğer metot. Bu şekilde de gerçekleşebiliyor bu mevzular. Onun için arkadaşlar, Facebook'la login ol, Google'la login ol, hamili kart yakinimdir falan gibi konulara gireceğiniz zaman, o out dediğimiz teknolojilerden bilmem nelerden falan bahsederken uyanık olmanız lazım. Aslında yaptığı şey o. Dediğim gibi hamili kart yakinimdir diyor. Arkadaşa sana daha evvelden güvendiğin bir alt sistemden kimlik doğrulamana izin veriyor. Ama sen kendin gidip kimlik doğrulamayı %100 yapmıyorsun. Tamam mı? Doldurmuyorsun. Formlarla uğraşmıyorsun. Erişim izinleriyle uğraşmıyorsun. Altta bir sürü şey çalıştırıyor ve bu şekilde gerçekleştiriyor. Ama sen yaparken dostum bunlara dikkat etmen lazım. Uyanık olman lazım. Angiri gungiri her şeye izin veren uygulamalar, bir defa Twitter bile olsa, anasının gözü gibi izin istiyorsa senden kıllanacaksın. Eğer Steam, Meet'im bilmem ne falan filan anasının gözü gibi bir şeyler istiyorsa senden kıllanacaksın. Discord senden bir sürü bir şey istiyorsa kıllanacaksın. Yaptığınızı nasıl geri alacaksın? İzin verdiğiniz, mesela Facebook'a gidersiniz, Apple'a gidersiniz, Google'a gidersiniz, Twitter'a gidersiniz. Access tokenlarınızı gösteren bir güvenlik seçenekleri bölümünün altında var. Gidin oraya, kaldır bu izinleri deyin. İzinlerin hepsini kaldırın arkadaşlar. Yani gidip öyle izin verdiği her şeye, aa bu ne kadar güzelmiş, ne alt üstü Twitter lan, ne olacak falan diye gitmeyin abi. İzinleri kapatırsanız da olur sevgili kardeşim, ama şöyle bir şey var. İzinleri kapatmak tabii ki sizin tercihiniz. Tabii ki mümkün. Bunu yapabilirsiniz. İzinleri kapatabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. İzinleri baştan istememesi lazım. O kadar çok fazla izin. Oradan uyanın yani. Tamam, güvendiğiniz kaynaklardan bunları incelemek anlamında bir sıkıntı yok, ama güvenmediğiniz yerler olabilir veya girdiğiniz sitelerin, uygulamaların neden buralara erişmek istediğini, Facebook hesabınızın hangi detaylarına erişmek istediğini veya telefonunuzun hangi detaylarına erişmek istediğini mutlaka kontrol edin dostlar. Hikaye bu. Bunu soruyordunuz. Sorduğunuz için bir cevaplayayım dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.